Selamünaleyküm. Arkadaşlar hepinize merhaba. Yukarıda bildiğiniz gibi bizim cüce koşinlerimiz vardı. Onları aşağıya indirdim. Dışarıya şimdi çıksınlar diye bekliyoruz. Hadi bakalım. Sen de çık. Haydi. Şöyle. Çuvaldan hepsini çıkarttım. Yukarıda artık dediğim gibi arkadaşlar yeni üretim sezonuna başlayacağım. Anaç tavukların yukarıda olmaması gerekiyor. Yani belli bir mikrop eğer yukarıda hala devam ettiği zaman maalesef sıkıntı çok büyük oluyor. Yani hala çıkacak olan yavrularımızda mikrop, bakteri olabiliyor. O yüzden anaç tavukların tamamını aşağıya indirdim. Zaten 3 tane tavuk, 2 tane horoz vardı. Aşağıda da koşinler vardı. Şimdi bunlara bir yemleme operasyonu yapalım. Ne var ne yok gözümüzün önünde olsun. Bunlar zaten maşallah evi barkı yiyorlar arkadaşlar. Gel gel bili bili bili. Gel 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 gel. Cö 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 bak bunlar yeni gelenler bilmiyorlar. Gel. Cö 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 cö. Ortama adapte olsunlar diye birlikte yemleme yaptım hepsini. Yani şu an itibariyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tavuğumuz var. Tabi burada liderlik kavgaları başladı. Baba hangisiydi bizim? Ha, baba şu kavga edendi galiba. Hadi bakalım ne olacak. Şimdi burada umarım YouTube buna da bir şey demez. Evet, burada liderlik kavgaları olmak zorunda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Olmazsa bir sıkıntı var demek. Kümesin en güçlü hayvanları kendini belirlemesi lazım. Mesela burada şimdi bir tanesi kaçacak. Bekliyoruz. Bu olaya çok fazla müdahale etmek de istemiyorum ama videoyu da çok fazla oraya tutmak istemiyorum. Bunlar hayvanların ilk etapta çok canını yakan şeyler değil. Koşunlar biraz inatçı ama. Hadi lan ayrılın artık. Tamam, bunların canı birazcık yanmaya başladı. Birazdan birisi kaçacak. Şöyle bir ayıralım. Tamam. Bir tanesini kaçırdı. Artık baba yine liderliği ele aldı. Sıra şimdi bunlarda. Burada da bir tane horoz var galiba. Onunla da bir mücadele edecek. Baba içeriye gitti. Gördüğünüz gibi koşinlerimizi dışarıya aldık arkadaşlar. Yukarıdaki mavi gözlü lop tavşanını getirdim. Şimdi onu da diğer tavşanla eşleştireceğim. Bir müddet yanında duracak. Burası böyle takıla koysun, arkadaş olsun. Bakın tavuklar arasında da bu kavga çıkacak. Kümesin gerçek liderleri belli olacak şimdi. Şu bizim yeni getirdiğimiz lop tavşanını da yerde tavşanın yanına atalım, eşleştirelim. Çünkü 20 gün falan oldu hemen hemen. Oraya doğru şöyle bir kayalım. Bu bizim mavi gözlü beyaz tavşanımız yukarıdaydı arkadaşlar. Tabii iki tane yukarıda mavi tavşan var, yani mavi gözlü tavşan var. O sebepten dolayı bunun bir tanesini aşağıya indirmeye karar verdim ben. Bununla bu bizim yerli tavşanımızı artık eşleştirme vakti geldi. Malum yavrular da bayağı bir kendini kurtardığına göre. Şimdi bunu ben içeriye salacağım, bakalım durum ne olacak. Hem biraz özgüveni yerine gelsin. Yukarıda bir tane kahverengi, bir tane beyaz, bir tane daha işte bu vardı. Gördüğünüz gibi normalde beyaz tavşanların, şöyle göstereyim. Beyaz tavşanların gözleri kırmızı oluyor ama gördüğünüz gibi az öncekinin mavi. Şimdi bununla bu bizim dişiyi eşlediğimizde, ki birazdan eşleşme meydana gelecek. Geç bakalım kızım. Oraya değil lan.
Bakalım durum ne olacak. Onlara birazcık yeşillik verdim. Çok fazla yeşillik vermiyoruz arkadaşlar tavşanlara. Çünkü ishal yapabiliyor. Ya da öyle söyleniyor, bilmiyorum. Şöyle biraz yayalım. Rahat rahat gelip yesinler. Heh. Yerli tavşanımızın yavruları artık bir aylık hemen hemen olmuştur bu yavrular. Geçen gün bir tane kahverengi satış yaptım. İki tane de dışarıdan aynı şekilde verdim. Bakalım burada durum ne olacak, ne bitecek. Tavşanlar kendine geldi. Beyazın bunu görmesi lazım. Beyaz tavşan yavrulara bir şey yapacak mı? O yüzden buradayım aslında. Gözlemleme yapıyorum. Umarım bir şey yapmaz. Şu an kokuyu almış harekette. Bu ortam bunun için daha güzel arkadaşlar. Yukarıda dediğim gibi hem mikrop taşıyacak. Yani sonuçta bu bahçede büyüyen hayvanlar. Yukarıda sadece dişi ve erkek lob tavşanını bırakacağım. Şu yemi de şöyle dökmüşler ya. Dökmeseler iyi. Evet hadi bakalım. Gel buraya. Gel 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 gel. Beyazlı. Sen mi geliyorsun? Bence birazdan buluşma gerçekleşir arkadaşlar. Bekliyoruz. Bu arada bizim Sultan tavuk kafasını komple suyun içine sokmuş. Normalde erkeğin durmaması lazım ama bu arada dişinin arkadaşlar başka bir tanesiyle eşleşmediğinden eminiz bu sefer. Bu yavrular koç katımı oldu. Bizim dev valikan buraya bir defa girdi. Hemen hamile bırakmış bizim yerli tavşanı. Evet. İlk yakınlaşma meydana geldi. Hatta bir arkadaşımız demişti geçen sefer videoda. Abi işte yavru tavşanlar çok erken eşleşme yapar. Anneyle eşleşmesinler dedi ve hemen dışarıya aldık. Onlarla eşleşmediğinden eminim. Ama beyaz tavşan da hiç onunla eşleşme tarafında değil. Bu da beni şaşırtıyor. Yavrular kocaman olmasına rağmen hala emmeye çalışıyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Sen ne yapıyorsun? Ponçiyim benim. Bunlar da bahçeye baya baya adapte oldular. Hatta kümesin bir bölümünü komple kazmış bunlar. Tamam, beyaz tavşanımız bir müddet burada kalabilir. Yavrular da bunları anası sanıyor, emmeye çalışıyor. Allah'ım görüntülere bak sen. Tamam, burada bir cayırtı var. Burada kim kimin anası, kimin babası, dayısı nerede, amcası nerede demiyor bak. Heh, beyaz. Beyaz canlı sularda geziyorsun. Alo. O değil lan, o değil. Oğlum yürü, yavrunu kurtar, yavruna kötü şeyler yapıyorlar. Dedim ki beyaz o kokuyu aldı ama yanlış yavruda arıyor. Size ne oldu? Heh, anneye götürüyor, anneye götürüyor. Heh, tamam işte senin derdin anne de, tamam. Oğlum aradan çık, vallahi sakada geleceksin, gözünü sevdiminin. Hala bu onu annesi sanıyor bence o. Öyle olmaz, öyle olmaz. O değil lan. Vallahi yavruların hepsi onu annesi sanıyor, emmeye çalışıyor arkadaşlar. Böyle de bir antin kuntin bir durum. Bu baba değil tabi. Bununla ilk defa eşleştirme yapacağız ki çıkan yavrular nasıl olacak? Yani renkli gözlü çıkacak mı? Kulakları düşük mü olacak? Merak ettiğimiz bir konuydu. Hatta bazı izleyici kardeşlerimiz de yazmış abi işte lob tavşanıyla işte. Aslında kahverengi ile işleyecektim ama bu beyaz bu bedavaya yukarıda boşta duruyor. Valla ne yapmaya çalıştığını ben çözemedim. Biz zaten bunu bir defa daha eşlemiş olsaydık, yani buradaki yerli tavşanı bir defa daha eşlemiş olsaydık muhtemelen tekrardan yavrulayacaktı ya da
birkaç günü vardı ama bizim derdimiz üretmek değil. İlki zaten isteyerek yaptırdığımız bir olaydı. İkincisi istemeden doğum gerçekleşti. Bu üçüncüsü evet bizim isteğimiz doğrultusunda olacak. Yavrular zaten kendini kurtardı, yiyip içiyorlar. Anne de kendini toparladı. Yani nereden baksan bir 20 gün, 15-20 gün olmuştur yavrular çıktıktan sonra. Burada da bir kavga, gürültü, patırtı yok. Dediğim gibi yavrulara da ekstra bir durum olabilir. De oğlum o değil lan, o değil lan, şuraya gideceksin ha. Senin derdin ana ile yavrularla ne işin var? Ama güzel oldular. Yani beyaz beyaz, maviş maviş, kırmızı gözlü. Allah'ım ben seni yerim. Bu arada habire telefon geliyor. Bir video çekelim dedik. Amma ve lakin. Yani çok hızlı şekilde eşleşme meydana gelir dedim ama düşündüğüm gibi olmadı. Çok da sorun değil arkadaşlar. En azından ortamı görmüş olduk. Yani gelen erkek tavşan yavruları herhangi bir şey yapmıyor. Bu da güzel. Burada kendine bakabilir. Ben şimdi tavukların kümesini birazcık toparlayacağım. Yarışma kafeslerinde birazcık çalışmam var. Ondan da akşama size bahsedeceğim inşallah. Şimdilik durumumuz bu arkadaşlar. Bunlar eşleşir artık. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki doğumu da bu valikandan olacak diye düşünüyorum. Bu arada Sultan Horozumuz da artık tamamen tüylerini değiştirme aşamasında. Sadece kafa tüyü kaldı. Sonra tavuk zaten komple tüyünü değiştirdi. Sadece kafası pis, önemli değil. O da ıslandığından dolayı. Her şeyin beyazı güzel değil mi ya? Gelin gibiler maşallah. Bak bıldırcın da beyazı güzel. Tavuk, kuş, kedi. Ne olacağız böyle bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ben işime devam edeyim. Kendinize çok iyi bakın. Bugün pazar, erken böyle belki de video bekleyenler vardır diye bu videoyu yüklüyorum şimdi. Kalın sağlıcakla. Akşama yeni bir videoyla aranızdayım. Hoşça kalın.